Philadelphia Sanat Müzesi'ndeyiz ve Diego Rivera'nın 1931 yılında yaptığı Şeker Kamışı adlı bu taşınabilir büyük freskini inceliyoruz. Bu freskte Meksika'daki bir şeker kamışı tarlasından bir manzara görüyoruz. Ağırlığı yaklaşık 450 kilogram. Bunun nedeni eski bir gelenek olan fresk geleneğini kullanıyor olması. Diego Rivera hem İtalyan Rönesans freskine hem de antik Meksika duvar resmine dayanan bir duvar resmi geleneğini geri getiren modern bir sanatçı olarak dünyaya ününü duyurmuştur. Çağdaşlarına göre daha çok gelişmiş olduğu söylenen Diego Rivera, henüz gençken Amerika kıtasındaki en eski sanat akademisine gitti. Avrupa'ya seyahat etmesi için kendisine burs verildi ve Avrupa'da Picasso gibi modernistler arasında 14 yıl geçirdi tabii avrupa'da bulunduğundan 1910-1920 yılları arasındaki meksika devriminin en şiddetli dönemini kaçırdı 1920 yılında devlet başkanı seçilen alvaro obregon görsel sanatların devrimin mesajlarını meksika'daki çok geniş kitlelere aktarmakta çok önemli olabileceğine inandı Rivera Paris'teydi ve Meksika'daki yeni hükümet onu İtalyan Rönesans fresk resmi üzerine çalışmak için İtalya'ya gönderdi. Daha sonra Meksika'ya geri çağrılarak Meksika muralist okulu dediğimiz okulun kurucularından biri oldu. Muralist derken duvar sanatına dair demek istiyorum. Evet. Bu büyük üçlü Siqueiros, Orozco ve Rivera'dır. Bu duvar sanatı hem teknik hem de görüntü açısından gerçekten bir kamu sanatıydı. Rivera 1920'leri Meksika genelinde ulus ve devrimi temsil eden devlet ve diğer kamu kurumları için bir dizi büyük freskler yaparak geçirdi. Tabii nihayetinde devlet başkanının suikaste uğrayıp ölmesinin ardından bu tür kamu sanatı eserlerine sağlanan para kaynağı da kesilmiş oldu. Bu yüzden Rivera yeni bir destek için Amerika Birleşik Devletleri'nde aramaya koyuldu. Bu arada Birleşik Devletler'de 1920'li ve 30'lu yıllarda Meksika kültürüne büyük bir rağbet vardı ve bununla bağlantılı olarak Modern Sanat Müzesi ilkini Matisse'e ayırdığı solo sergisinin bir ikincisini Diego Rivera'ya ayırma kararını aldı. Bu da o sıralarda Rivera'nın New York'ta ne kadar prestijli ve ünlü olduğunu bize gösteriyor. Rivera'nın San Francisco'da yeni inşa edilen Rockefeller Center'da ve sonra da Detroit'te duvar resimleri yapma fırsatı oldu. Modern Sanat Müzesi'ndeki sorun en çok tanındığı eserin taşınmaz ve mimari olmasıydı. Bu yüzden taşınabilir müraller dediğimiz gerçek fresk yüzeyleri olan ve beton üzerine yapılan büyük ölçekli resimleri icat etti. Bu yeni bir melez resim türüydü. Çok daha ince sıva tabakalarının uygulanması gerekiyordu. Rivera'nın ilk beş eserini ortaya çıkarmak için üç asistan ile 15 saat çalıştığı söylenmektedir. Bu beş eser, 1500'lü yıllardaki İspanyol fethinden modern zamanlara kadar Meksikalılara zulmetmiş halklara karşı verilen mücadelelerin bir tür tarihsel döngüsü olacaktı. Şeker kamışı eseri devrimi başlatan eşitsizliğin bir temsilidir. Bu hacienda denen çiftlik sistemindeki toplumsal ırk ve sınıf ayrımının bir resmi. Bunlar yasal köleler hariç hemen hemen her açıdan küçük işçi toplulukların çalıştığı muazzam toprak mülkiyetleriydi. Ön planda yerli bir kadının nispeten sevecen bir şekilde gösterildiğini görüyoruz. Cildinin koyu rengi, saçlarının örgülü şekli ve ayrıca giydiği beyaz kıyafetten dolayı yerli olduğunu söyleyebiliriz. Burada sepet taşıyan bir erkek ve bir kız çocuğuyla birlikte ağaçtan papaya keserken resmediliyor. Papaya, resmi Meksika kültürel politikasının temel taşlarından biri ve ayrıca Rivera ve diğerleri tarafından yapılan Meksika murallerinin de en büyük temalarından biri. Ayrıca İspanyolların fethinden önce gelen eski kültürlerle bir bağ olduğu düşünülüyor. Sanatçılar resmin anlatacağı hikayeyi bu tür imgelerle çerçevelemiş oluyorlar. Arkaya doğru baktığımız zaman orta ve arka planı dolduran bir gaddarlık manzarası var. Yani burada keskin bir tezatlık mevcut. Burada iplerle birlikte çektikleri ağır şeker kamışı demetlerinin ağırlığından dolayı vücutları öne doğru eğilmiş işçileri görmekteyiz. Şurada ise işçilerin olduğu yöne doğru kırbacını sallayan silahlı bir İspanyol gözetmen görüyoruz. Onu da sarışın ve açık tenli oluşundan anlıyoruz. Hemen arka tarafta ise gözleriyle dikkatli şekilde etrafa bakınarak Avrupalı çiftlik sahibini koruyan başka bir adam bulunuyor. O da silahlı. İyi bir koruma yöntemiyle yanında bekçi köpeklerini bulunduran ve çiftliğin verandasında hamakta yatan kişi çiftliğin sahibi. Tabii böylelikle ön plandaki daha masum figürlerin belirli bir amacı olmasına tezat bir durum oluşuyor. Bu, Rivera'nın daha önce Cuernavaca'daki sarayda yaptığı bir duvar resminin temasının yeniden işlenmesi. Ancak orada ön plandaki figürler yok. Arka tarafta baktığımızda daha önce kestikleri kamışların üzerinde duran ve kesim işlemine devam eden üç işçiyi görüyoruz. Tabii bu şeker endüstrisinin işleme kısmı. Şeker yetiştirilebilecek en kazançlı ürünlerden biriydi ama şeker yoğun iş gücü gerektiren bir ürün ve yerli iş gücünün sömürülmesini gerektiriyordu. Rivera Marksist düşünceyi savunan biriydi ve ülkesi Meksika kendi zamanında bile sanayiye dayalı bir ekonomiden ziyade tarıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Bu yüzden yaptığı şey Marksist düşüncedeki sınıf mücadelesi kavramını alıp bunun tarımsal bir alanda ırkları da işin içine katarak nasıl üretildiğini göstermek oldu. Ama burada ilginç olan şu. Bu modern sanat müzesindeki bir sergi için yapılmış bir resimdi ve bu müze Rockefeller ailesinden biri tarafından kurulmuştu. Kısacası kapitalizmin ideolojisi ile Marx'ın ideolojisi arasındaki çatışmayı bu eserde görebiliriz. Rivera politik olarak belirli bir duruşu olan bir sanatçıydı ve destekçilerinin varlıklı Amerikalılardan oluşmasının riskler doğuracağını çok iyi biliyordu. Aynı zamanda Meksika'nın bir tür küresel ve siyasi elçiliğini de iyi yapabileceğini biliyordu. Rivera ve meslektaşları tarafından realist yani gerçekçi bir üslubun en iyisi olduğu düşünüldü. Çünkü geniş bir kitle tarafından yaygın olarak takdir edilecekti. Ve Rivera siyasi propaganda yapmaya başladı. Ancak elbette ABD'deyken mesajı alanlar biraz farklıydı. Bu özel tablo karmaşık olsa da aslında yalnızca bir serinin parçası. Philadelphia'daki müzede bu tablo, daha gaddar imgeleri resmeden başka bir tablonun tam karşısında yer alıyor. Rivera, Aztek zamanlarından modern zamanlara kadar uzanan beş taşınabilir duvar resmi yaptı. Ekranda gördüğünüz, Meksika'daki devrimci döneminin hikayesini anlatan Peon'un özgürleştirilmesi adlı bir tablo. Peon, borçlarından dolayı bir toprak sahibine bağlı olan kimseye deniyor. Burada, Çiftliğe bağlı olan bu kölevari işçilerden birinin belki de ölesiye kırbaçlanmasından bir an resmedilmiş. Vücuduna bazı devrimci askerler göz kulak olurken bir zamanlar çalıştığı çiftlik arka planda alevler içinde. Meksika'nın bu beş manzarası Rivera'nın retrospektif sergisi sırasında tamamlayabildiği manzaralardı. Ancak bundan birkaç hafta sonra üç duvar resmi daha yaptı donmuş varlıklar olarak adlandırılan en büyük ve en güçlü duvar resmi, büyük buhran sırasındaki umutsuz zamanlarda Amerikan toplumsal sistemine bir göndermedir. Buradaki yüzleşme, Amerika'nın silüetindeki gökdelenlerin yükselmesiyle ülke genelindeki işçilerin yaşadığı aşırı yoksulluk arasındaki fark. Amerikalı sanatseverler Rivera'nın trajedileri, ihtişamları ve özellikle de karmaşıklıkları ve belirsizlikleri ortaya çıkaracak şekilde tarihsel hikayeler anlatma yeteneğinden çok etkilenmiştir.